Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Teşkilatımız hedefi 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde en az bir milletvekili çıkarmak için yoğun bir çalışması var. Hedefimiz bu yöndedir. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı sahaya inip esnaf ve vatandaşlarla görüşecek. MHP İl Başkanı Zakir Tercan, kendisini ziyaret eden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana sıkı bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar il yönetimimizle ilgili umarım bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Kurum ve kuruluşları ziyaret ediyoruz. Tabi iadeyi ziyaretler yapan oluyor. Misafirlerimiz sürekli partimizi ziyaret ediyorlar. Aynı zamanda Edirne'mizin güzel insanları partimize gelerek üye oluyorlar. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partisi Edirne'de hak ettiği yere gelebilmesi için de ciddi manada bir çalışmamız var. 5 tane ilçemizi yapılandırdık. Bu 5 ilçemizin değerli başkanları ve ilçe yöneticileri şu anda birlik beraberlik içerisinde MHP'nin çıtasını yükseltmek için, MHP'ye ivme kazandırmak için yoğun bir faaliyet içindeler. Bundan 2 gün evvel yine merkez ilçe başkanımız dahil olmak üzere tüm ilçe başkanlarımızı ve başkan yardımcılarımızı toplayarak bir istişare toplantısı yaptık. Bu istişare toplantısında almış olduğumuz kararları hayata geçirmek için de plan, program içerisinde yine arkadaşlarımız hazırlayıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amaçlarının evet, Edirne'de MHP'yi hak ettiği yere getirmek olduğunu söyleyen Tercan, hedeflerinin 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde Edirne'den bir milletvekili çıkarmak olduğunu açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Teşkilatımız hedefi 2023 yılında yapılacak milletvekili seçimlerinde en az bir milletvekili çıkarmak için yoğun bir çalışması var. Hedefimiz bu yöndedir. Yarından itibaren esnaf ziyaretlerimizi yapacağız. Esnaf ziyaretlerimize broşür dağıtacağız. Esnafımızı, köylümüzü, çiftçimizi, emeklimizi Edirne'mize davet edeceğiz, il teşkilatımıza davet edeceğiz ve onların dertlerini, sıkıntılarını dile getirip onlara her konuda yardımcı olmak için de bir çaba içerisinde olacağız. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin Edirne'de tabanı çok güçlüdür. Milliyetçi Hareket Partisi Edirne'de 52 bin oy almıştır, 42 bin oy almıştır. 2007'de milletvekili çıkarmıştır. 2011 yılında 37 bin oy almıştır. Eğer 4'ten 3'e düşmemiş olsaydı bugün o 2011 yılında yapılan seçimlerde yine biz bir milletvekili çıkaracak. Fakat şu anda MHP'nin üzerindeki ölü toprağa kaldırmış 60'ız. 24 Haziran seçimlerinde ve il genel belediye başkanlık seçimlerinde almış olduğumuz oylar Milliyetçi Hareket Partisi ve Üçüncü Camiayı derinden üzmüştü. 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçimlerinde %5, 31 Mart genel belediye seçimlerinde almış olduğumuz oy da yine %5'tir. Bu da camiamızı derinden üzmüştür. Bu sıkıntıları gidermek için de Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı bizi tekrardan görevlendirmiştir. Biliyorsunuz 2009-2012 yıllarında da ben il başkanıydım ve 37 bin küsur oyla bırakmıştık. Fakat bugün de %5 yani 13 bin küsur oyla görevi tekrardan almış bulunuyoruz. Zevkle çalışıyorum. Seviyorum bu işi. Zamanımız var. İl yönetimindeki arkadaşlarımız geçmiş dönemlerde güzel hizmetler etmişlerdir. Başarılı olan insanlardır. Ve bu arkadaşlarımızla biz yolumuza devam ediyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Edirne'de hak ettiği yere getirmek için de mücadelemiz devam ediyor.